Aziz mübarek Ramazan gününde Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde kalkınmaya çok önem veriyoruz. İnsanların köylerini, kasabalarını terk ederek mahallelerin gece kondularında köyde falanca kişinin eşraftan ağanın oğlu, yeğeni, torunuyken kenar mahallelerde televizyon dizilerinde tarif edilen itilmiş, kakılmış pozisyonuna düşmemeler için kendi köyünde kalkınmasını ve burada yerinde kalınarak kırsaldaki mirasa da sahip çıkması gerektiğine yürekten inanıyoruz ve bunun için destekliyoruz. Biz hemşehrilerimizin sırtı pek başı dik olması gerektiğine inanıyoruz ve bu şekilde kalkınmış toplumun bir parçası olarak refah toplumuna eklenmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz ve kırsal kalkınmayla ilgili yegane hedefimiz de budur değerli hemşehriler. Düşününüz ki bir kişi gelip ücretli olarak kamuda veya bir özel sektör kurumunda çalıştığı zaman asgari ücret veya onun iki katı alacağı toplam ücreti düşünmeli. Ve gerçekten köyünde kaldığında böyle kısıtlı küçük otlakları değerlendirdiğinde 100-150 tane koyunla neleri başarabileceğini görür. Ya da bu hayvancılığın başka bir dalında. Ama bunları tabii ki doğru olarak, fenli şartlara uygun olarak, emeğin karşılığını alacak bütün şartları yerine getirerek yapmaları gerekiyor. Onun için koyun yetiştiriciliğinde kendiniz de iyi özellikleriyle öne çıkmış hayvanları damızlık olarak ayırmalısınız. İyi olarak özellikleriyle öne çıkmış erkekleri koç olarak ayırabilmelisiniz. Onun için sizin farkında olarak yürüteceğiniz, bilinçli olarak yürüteceğiniz bu projeler sadece sizin kazancınızı artırmakla kalmayacak, Türk tarımının, Türk hayvancılığının da verimini artıracaktır. Hayvan sağlığını korumak üzere neler yaptık? Biraz önce değerli daire başkanımız teker teker anlattı. Bu konuda teknik ayrıntılara girip bir daha zamanınızı almak istemiyorum ama hayvan sağlığını koruyucu sağlık hizmetleriyle korumak. Bu arada işte oluşacak verim kayıplarının önüne geçmek noktasında hakikaten çiftçimizin yanındayız. Üreticimizin yanındayız. Biraz önce ifade etti değerli daire başkanımız. Karahisar'da deneme amaçlı bir proje yürütüyoruz. Bu projede Allah nasip eder de şimdi 500 tane hayvana ulaşmışız vatandaşın evine. Yarın bunların verim artışını gördüklerinde, yani verimli etçe ve sütçe doğuştan kabiliyetli. Beslediğinizde verdiğiniz yemin karşılığını, yani diyor ki işte iyi ırk bir hayvan. Siz ona yem yediriyorsunuz, o karşılığında her gün 1 kilo et koyuyor üzerine. Eğer 1 kilo koymayıp da 350-400 gram koyunların ayarında koyuyorsa o zaman biz kayıptayız. Kayıpta olduğumuz zaman sizin kazancınız düşüyor. Kazancınız düşüyor, et sıkıntısı baş gösteriyor. Et sıkıntısı baş gösterince fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca vatandaş et alamıyor. Et alamayınca ne oluyor? Nesiller sağlıklı beslenemiyor. İşte esas gelmek istediğimiz nokta budur ki milletimiz sağlıklı nesilleri yetiştirebilmelidir. Bugün Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği de bu konuda önemli bir misyonu üstleniyor. Değerli başkanımıza hem işbirliğimize hem de hizmet olarak koymuş olduğu katkıya kendilerine teşekkür ediyorum. Birliğimiz, üreticilerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ile
burada bulunmak hakikaten bu ciddiyetin yegane göstergesidir. Bundan sonra bu işler daha iyi olacak diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir işe de soyunduğunuz için hanım olarak size hem cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Hem de ciddiyetinizden, bizimle işbirliği yapmanızdan ve böyle bir katkıyı koyacak olmanızdan dolayı da size halkımız adına ve Türk hayvancılığı bu sektör adına teşekkür ediyorum. Biz rahat mühendisi olarak memleketimiz adına. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kaç koyun alıyor? Burası 1000 baş. Yani verse 5000 tane oradan ithalesem ne olur? Harika olur bakıyorum. İşler koşarlar mı geliştirdi mi? Evet bakıyorum. İşler koşarlar mı?